Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Matematik dersinizden bu kez çok zor sorular ve problemlerle sizlerle beraberim. Dilerseniz benden önce videoyu durdurup her sorudan önce bir kağıt kalem alarak cevapları önce kendiniz yapın. Daha sonra benim yaptıklarımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Hemen birinci sorudan başlıyorum. Rakamları toplamı 14 olan 5 basamaklı en büyük doğal sayı ile rakamları toplamı 17 olan 5 basamaklı en küçük doğal sayının farkı kaçtır? Hemen bulalım. Bir kere sayılarımız 5 basamaklı olacak. Birinci sayımızı oluşturalım. Şöyle 5 tane nokta koydum. Rakamlarının toplamı 14 olacakmış. Şunu unutmuyorum. En büyük olacakmış. Rakamları farklı olsun demiyor. O zaman ben ne yaparım? 9 ile başlayabilirim. Sonra buraya 8'i koyamam. Çünkü 9, 8 daha 17 olur. Bakın 14'ü unutmuyorum. Kimi koyabilirim ben buraya? 5'i koyabilirim. 9, 5 daha 14 oluyor. Büyük, en büyük. 7'yi de koyamıyorum. 6'yı da koyamıyorum. Geri kalan basamaklara 0'ı koyabilirim. Çünkü rakamlar farklı olsun demiyor da. Bunu oluşturdum. Şimdi küçük sayı oluşturalım. Ne diyordu? Rakamların toplamı 17 olsun. Bakın bunu da unutmuyorum yine. Bu kez diyor ki en küçük olsun. En küçük olması için sıfırı kullanabilirim ama sıfırı başa koyamam. Çünkü baştaki sıfırın bir değeri olmaz. O zaman 1'i koyabilirim. Sonra sıfır kullanabiliyorum, değil mi? Sıfırı kullanıyorum. Sıfırı kullanıyorum. Ve daha sonra 7'yi ve 9'u kullanabilirim. Niye? Çünkü buradaki iki rakam ile 16'ya gitmem lazım. Bir de burada var 17. Yani rakamlarını topladığımda 17 olmasını düşündüğüm için en büyük olan 9'u arkaya gönderiyorum. Sonra 7'yi koyabilirim. Bakın ben buraya 6'yı koysaydım olmayacaktı. Çünkü 6 ile 9'u topladığımda ne olacaktı? 9, 6 daha 15, bir de bu 16 olacaktı. Yani 17'ye ulaşamayacaktım. Böylece en küçük yapmak için mecburen bu rakamları kullandım. Kontrol edelim. 9, 7 daha 16, bir de burada var 17. Böylece rakamlarının toplamı 17 oldu. Şimdi artık bunların farkını bulabilirim. 0'dan 9 çıkmaz. Komşuya gittik. Böyle bu şekilde ilerledik ve buradan aldık. Buraya verdik. 10 oldu. Buradan buraya verdik. 10 oldu. Burada 9 kaldı. Buradan buraya verdik. 10 oldu. Burada 9 kaldı. Burada da 4 kaldı. Şimdi çıkaralım. 10'dan 9 çıktı. 1. 9'dan 7 çıktı. 2. 9'dan 0 çıktı. 9. 4'ten 0 çıktı. 4. 9'dan 1 çıktı. 8. Böylece 84.921 bulan öğrenciler doğru bulmuş oldular. İkinci sorumuzu yapalım. Rakamları farklı 6 basamaklı iki tek sayının farkı en fazla kaç olabilir? Şimdi 6 basamaklı olacakmış sayılarımız. Hemen şöyle bir iki tane 6 basamaklı sayı yerlerini hazırlayalım. Ne diyordu? Rakamları farklı olsun ve bu tek sayıları çıkardığımız zaman, yani farkını bulduğumuz zaman en çok olsun, en fazla olsun. En fazla olması için bu işlemde yukarıdaki sayıyı en büyük yapmalıyım, aşağıdakini de en küçük yapmalıyım. Böylece aralarındaki fark en çok olur. Hemen 9'dan başlıyorum. Tekrar 9'u kullanamam. Niye? Çünkü rakamları farklı olsun diyordu. Ha, o zaman 8'i kullanabilirim. 7, 6, 5 ve 4'ü kullanamıyorum. Niye? Çünkü diyordu ki bu sayılar tek sayı olsun. Ha, o zaman 3'ü kullanırım ben de. Sonra ne yapacağım? Küçükten başlayacağım şimdi. 1, 0, 2, 3. Yine rakamlarını farklı yapıyorum. 4 ve sonuna 5'i koyabilirim. Çünkü 5 tek sayı zaten. İşte sayılar kendiliğinden ortaya çıktı. Hadi bakalım çıkaralım şimdi. 3'ten 5 çıkmaz. Komşudan aldık 13. 13'ten 5 çıktı 8. Burada kaldı 4. 4'ten 4 çıktı 0. 6'dan 3 çıktı 3. 7'den 2 çıktı 5. 8'den 0 çıktı 8. 9'dan 1 çıktı 8. 885.308 bulduysanız doğru yaptınız diyorum. Üçüncü soru biraz uzun bir soru. Ardışık 3 çift doğal sayının toplamı 558 olduğuna göre küçük sayının 15 fazlası ile büyük sayının 29 eksiğinin çarpımı kaçtır? Öğretmenim bu ne ya? Böyle bir sorum olur diye dediğinizi duyar gibiyim. Evet, bir hayli iş var. Burada sayıları bilmiyoruz. Önce sayıları bulacağız. Sonra bunun küçüğün 15 fazlasını, büyüğün 29 eksiğini bulacağız. Ve bir de bunları çarpacağız. Evet, bir dünya iş var. Hadi bakalım. Ardışık sayılar demek, ard arda gelen sayılar demek. Yani ard arda birbirini takip eden sayılar demek. Şimdi ardışık ama 3 tane çift sayıymış. Şimdi birinci sayıyı bilmiyoruz. Bir kutu yaptık. İkinci sayımız kutunun 2 fazladır. Niye? Çünkü çift sayılar ikişer ikişer gidiyor biliyorsunuz. O zaman 2 fazladır. Üçüncü sayımız ise
Kutudan, yani bu sayıdan 4 fazla olur o zaman. İkişer ikişer arttığına göre. Ve bu sayıların toplamı 558'miş. Şimdi bu sayılar 3 tane kutumuzu görüyorsunuz zaten. Bir de 2 fazlalık var, 4 fazlalık var. Şu fazlalıkları bir kere biz bir atalım. Böylece sadece kutular kalsın. Bir kutu burada var. Bir kutu burada var. Bir kutu burada var. Kutular dursun. Ben şu 4 ile 2 6 oluyor biliyorsunuz. 4 ile 2 fazlalık, 6 fazlalık oluyor. 558'den 6'yı çıkarıyorum. Ne kalıyor? 552 kalıyor. 3 kutu demek ki ne biçim kutu yapmışız? 3 kutu 552 ediyormuş. Şimdi 552'yi 3'e bölersem kutulardan birisini bulacağım. 552'yi 3'e bölüyorum burada. 5'te 3 bir defa var. Bir kere 3, 3 çıkardım. 2 kaldı. Şimdi diğer basamak getiriyorum. 5'i getirdim. 25 oldu. 25'te 3, 8 defa var. 3 kere 8, 24. Çıkardım. 1 kaldı. Son olarak son basamak 2'yi getiriyorum. 12. 12'de 3, 4 defa var. 4 kere 3, 12. Bakın bir kutuyu buldum. Yani en küçük sayı 18. Şey 184. Bakın şuradaki sayıyı buldum. Diyor ki bu küçük sayının 15 fazlası var bir de diyor. Ha, 184'ün 15 fazlasını da bulalım. Toplayalım. 4, 5 daha 9. 9. Demek ki 199 oldu. Birinci aradığım rakamı oluşturdum. Sayıyı buldum. Şimdi büyük sayıyı bulacağız. Büyük sayı kimdi? Şuydu değil mi? Arda arda gidiyor. Mesela 2 fazlası. O da 2 fazla, şey 4 fazlasıydı. 184 bulmuştuk bu küçük sayıyı. Onun 4 fazlası olduğuna göre 188 olur o zaman. 184, 4 daha 188 olur. Ve bunun 29 eksiğini bul diyordu. 29'u çıkarayım o zaman. 8'den 9 çıkmaz komşudan aldık. 18'den 9 çıktı. 9 burada kaldı. 7, 7'den 2 çıktı. 5, 1 aşağıya. Bakın bunu da buldum. 159. Sonra bu sayıları bulduktan sonra diyor ki bir de çarp diyor. Hadi bakalım. Sonuna geldik artık. 199 ile 159'u çarpalım. 9 kere 9 81. Elde 81'in 1'i. Elde var 8. 9 kere 9 81. 8 daha 89. Yine elde var 8. 9 kere 1 9. 8 daha 17. 5'i kullanalım şimdi. 5 kere 9 45. Elde var 4. 5 kere 9 45. 4 daha 49. Yine elde var 4. 5 kere 1 5. 4 de elde 9. Şimdi 1'i kullanalım. 1 kere 9 9. 1 kere 9 9. 1 kere 1 1. Toplayalım bakalım. 1. 9 5 daha 14. Elde var 1 verdim. 8 9 daha 17. 9 daha 26. Elde var 2 verdim. 3 oldu. 9 3 daha 12. 9 daha 21. Elde var 2 bu kez. Verdim 3 oldu. Demek ki cevabımız 31.641 oldu. Eğer böyle bulduysanız, bu kadar iş yaptıysanız müthişsiniz diyorum. Harika bir soru çözdünüz diyorum ve devam ediyorum. Benden önce çözüyorsunuz değil mi? Hadi bakalım şimdi yine videoyu durdurup çözmeye başlayın. Ben de başlıyorum bir taraftan. Rakamlarının çarpımı 40 olan 3 basamaklı en küçük doğal sayı 30.000'den kaç eksiktir? Şimdi bir kere sayımız 3 basamaklı olacakmış. İlk önce onu bir oluşturalım bakalım. Ve en küçük olacakmış. O zaman ben hemen başa 1'i koyuyorum. En küçük yapacağım ya. Sonra rakamların çarpımı 40 olmasını düşünüyorum. Nasıl olur bu iş? 40'a nasıl ulaşabilirim? Kimle kimi çarpayım? 6 kere 8 desem 48 olur. 5 kere 7 desem 35 olur. Ve küçük olacak değil mi? Ha, buraya 2'yi koyamam. Çünkü 2 kere 20 40 olur. Buraya 20 olmaz. 3'ü de koyamam. Sıfırı zaten koyamıyorum çarpma işlemi çarpacağım ya birbiriyle o yutan eleman zaten. Kimi koyabilirim? 4'ü de koyamam. Çünkü 4 kere 10 40 eder. En küçük 5'i koyabilirim buraya. Ve şimdi kimi koyabilirim? 40 olması için 8'i koyabilirim. Çünkü 5 kere 1 5. Sonra 5 ile 8 çarptığım zaman 40 oluyor. Demek ki benim aradığım sayı 158'miş. Bu sayı 30.000'den kaç eksiktir diyor. O zaman 30.000'den 158'i çıkarayım. Evet, sıfırdan çıkmaz. Ne yaptık? Ta bu komşudan vere vere geldik. Burada oldu 10. Bunlar da kaldı 9. Burada kaldı 2. Şimdi çıkaralım. 10'dan 8 çıktı. 2. 9'dan 5 çıktı. 4. 9'dan 1 çıktı. 8. 9'dan 0. Yani 9 aşağıya daha doğrusu. 2 aşağıya. Ne oldu sayımız? 29.842 oldu. Eğer böyle bulduysanız yine müthiş bir iş başardınız diyorum. Devam ediyorum. İnşallah ben de yanlış yapmıyorumdur. Devam edelim.
Nihayet birazcık kolay bir soru geldi. Ötekiler bir hayli zordu. Bir sinemada bilet kuyruğu için sıraya girenlerden Tolga baştan 34. Sami sondan 29.'dur. Tolga ile Sami arasında 8 kişi olduğuna göre kuyrukta en fazla kaç kişi olabilir? Şimdi burada Tolga ile Sami var. Bir kere onları bir yazalım kafamız karışmadan. Tolga ve Sami. Şimdi Tolga baştan 34.'ymüş. Demek ki Tolga'nın önünde 33 kişi var. 33 kişi önde, Tolga da 34. oluyor, değil mi? Evet. Sami sondan 29.'ymuş. Yani şu geriden şöyle gösterelim. 29.'ymuş. Demek ki Sami'nin arkasında da 28 kişi var. Şey 28 kişi. Şöyle 28. demeyelim. 28 kişiyi arkada var ve Sami arkadan 29. oluyor. Bir de aralarında 8 kişi var. Şunu da işaretleyelim. Ne oldu? Bu kuyrukta kaç kişi olduğunu şimdi bulabiliriz artık. Tolga'nın önünde 33 kişi vardı. Tamam. Arada 8 kişi var. Tamam. 28 kişi Sami'nin arkasında. Onu da yazdım. Ama yazacak bir şey daha var. Kim var? Tolga ile Sami'nin kendileri var. İki kişi de onlar değil mi? Onlar da sırada çünkü. 2'yi de koyuyorum. Ve şimdi topluyorum. 8, 3 daha 11. 8 daha 19. 2 daha 21. Elde var 2. Verdim buraya 3, 2 daha 5, 2 de burada 7. Ne oldu? 71 kişi varmış bu sırada. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Bu zor soruların devamı videolarda çekmeyi düşünüyorum. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.